Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için Passive Income sitesinden bahsedeceğim. Bu bir DeFi projesidir. Ve Uniswap üzerinden alımı yapılabiliyor. Ve proje ne işe yarıyor? Bizim için ne çözümler sağlıyor? Bunlarla ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Ve projeni sizlere anlatacağım. İlk önce Passive Income'ın ne olması ile ilgili About bölümüne dikkat edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi Warren Buffett'in burada söylemiş olduğu sözler ve burada sistemin anlamlanması ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bunları daha iyi anlamak için bunu Türkçe'ye tercüme yapalım. Translate to Turkish diyelim ve anlayalım. Uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsan ölene kadar çalışacaksın. Warren Buffett'in böyle bir sözü vardır. Ve burada inançtan bahsediliyor. En önemli olana odaklanmak. PSI yani Passive Income, DeFi getiri oluşturma kavramını yeniden hayal eden ve bunu DeFi pasif gelir nesline dönüştüren yenilikçi bir Ethereum belirticidir. Ücretleri PSI ile paylaşan herhangi bir kurum veya merkezi parti yoktur. Ücretleri almak için arayüz gerekli değildir. Sahibinin kontrol ettikleri bir cüzdanda PSI tutmak dışında herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. PSI ile hacklenebilecek ve boşaltılabilecek kasa veya bozulmuş hazine fonları yoktur. Sadece serbest piyasa var. Temelde PSI %1 işlem ücreti alır ve bu ücreti her işlem sırasında anında ve otomatik olarak mevcut PSI sahiplerine yeniden dağıtır. Resmi pazarlama ortağının Bay Büyücü olduğunu söylüyor. Ve burada da Bay Büyücü ile ilgili, Wizard Cash ile ilgili Twitter adresinde de bilgiler var. Burada kripto para birimi için bir tasarımcı ve sosyal medya geliştiricisidir ve aynı zamanda insanları Twitter'da kripto benimseme konusunda eğitir diye bölüm var. Burada da biz Mr. Wizard ile ilgili bilgiyi burada görebiliriz. Kripto promoter'dır, social media promotion'dır. Ve bununla ilgili bilgileri görebiliriz. Bayağı bir kitleye sahip olan, 118 binlik bir kitleye sahip olan Mr. Wizard'dır. Ve burada arkadaşlar güvenden bahsediliyor. Yakında başlatılacak hizmetlerden NFT hizmetleri olacaktır. Ve takas hizmetleri olacaktır. Aynı zamanda DEX, yani DEX o demektir ki merkeziyetsiz değişim platformudur. Bunlarla ilgili bilgiler alacağız arkadaşlar. Burada ortak çalışmalar diğerleriyle ilgili bilgiler aldık ve sistemin daha iyi anlamak için buradaki bölüme de bakabiliriz. Burada çözümler var. Bize ne çözümler sağlıyor? PSI bu sorunları çözmek ve belirtilen riskleri azaltmak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır. PSI'nin aşağıdaki belirtilen risklerin her birini nasıl ortadan kaldırdığına bir göz atalım. Fiyat ve piyasa riski. Bu riskler herhangi bir serbest piyasa ile birlikte gelir, belirli bir pasif geliri garanti ettiğini veya bu riski ortadan kaldırdığını iddia eden herkes size yalan söylüyor. Yani burada güvenle ilgili riskler var, aynı zamanda ekonomik tasarımla ilgili bilgiler var. Bunun hepsini pasif income bizler için sağlıyor. Ve bunu biz nereden alabiliriz? Uniswap'tan satın alabiliriz bunu. Şimdi Uniswap sayfasına gelelim, Uniswap interface'ini göreceğiz. Ethereum vasıtasıyla biz bu token'ı satın alacağız. Yani Ethereum'u vereceğiz ve biz passive income'ın token'ı olan PSI'yi alacağız. Şimdi şu anda yükleniyor ve burada Select Token diyeceğiz. Ve bu Select Token bölümünde artık biz burada bu adresi seçerek, mesela buradaki adres buraya yazayım. Daha net olarak çıkar burada. Şimdi gelecektir. Ve buradan da çıktığı zaman da sayfayı yenileyip bir daha bakalım. Burada eğer ki gelmezse token ismi, sayfayı yenileyerek bu hizmeti yeniden kullanarak bunun gelmesini sağlıyoruz. Burada da I understand diyoruz. Bakın passive income, bu da EtherScan'da bakabilirsiniz. Buna da bakacağız. Continue diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi mesela 1 Ethereum ödeyerek ne kadar PSI alabiliriz? Ne kadar price impact vardır? Liquidity ücretleri nedir? Liquidity ücretleri hepsini burada görebiliriz. Ve 1 Ethereum ödeyerek de bu kadar bir PSI alabiliriz.
Yani burada değişim var. Peki ne kadar ödeyerek de bundan alabiliriz? 80 PSI ile ödeyerek bir Ethereum alabiliriz arkadaşlar şu anda. Ve burada pasif income'ın Ether scan üzerinde de bakabilirsiniz. Mesela 50 bin adet PSI olacaktır. 119 adres var şu anda. Ve burada Uniswap işlemlerini, değiş tokuşları ve diğerlerini hepsini buradan biz görebiliriz arkadaşlar. Bunların hepsi gözle görülen bilgiler. Şimdi arkadaşlar Twitter hesabı üzerine gidelim. Passive Income. Passive Income bizlere otomatik yield'ler sunuyor. Token PSA'lar veriyor. Staking kontratlar veriyor. Yani biz staking yaparak da kazanabiliyoruz. Ve burada arkadaşlar Ethanol'la Passive Income'ın bir partnership link'den bahsediliyor. Bunu da göz atabilirsiniz. Ethanol'la ilgili burada bilgiler var. Link, full link'le ilgili linkleri inceleyebilirsiniz full olarak. Ve burada PSA ile ilgili olan işte pre-sale ile ilgili bilgileri verebiliyoruz, alabiliyoruz aynı zamanda. Ve burada arkadaşlar insanların paylaştıklarını, PSA ile ilgili bilgileri ve diğerlerini hepsini buradan görebiliriz. En iyisi arkadaşlar Uniswap üzerinden işlem yapmak ve Uniswap üzerinden işlemleri hayata geçirmektir. Ve aynı zamanda presale döneminde Bounce Finance'da da işlemler yapılmıştır. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar Telegram adresine de gidebilirsiniz. Telegram adresine sohbet edebilirsiniz. Ve diğer kullanıcılardan da bilgiler alarak işi tam derinden öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Medium sayfasına gidelim ve Medium sayfası üzerinde neler vardır bunlardan bahsedelim. Evet, şimdi Medium sayfasına geldik. Burada biz kimiz bilgisi var. Burada işte Project Developer'ın bir Bjorn olduğundan bahsediliyor. Bjorn'un bir proje ve konsept var burada. Bu konseptten bahsediliyor. Nasıl çalışıyor? Real pasif gelir nasıldır? Dual pasif gelir nasıldır? Sorunlar, problemler ve çözümler. Bunun hepsiyle ilgili bilgileri buradan alabiliriz arkadaşlar. Bu pasif income ile ilgili bu bölümü de Türkçe yaparak arkadaşlar anlayabilirsiniz. Burada nedir? Projelerin baş geliştiricisi Bjorn'dur. Bjorn bu projeyi ve konseptleri başlattı. Kariyeri ve kripto uzayda geçirdiği süre boyunca birçok insanı tanıdı. Fikirlerini ve inancını paylaştı ve başkalarına dahil oldu. Bjorn yatırımcılara ve diğer paydaşlara karşı güvenilirliğini ve güvenilirliğini sağlamak için yakında tam anlamıyla KYC sistemini de geliştireceğini bahsediliyor. Ve burada bazı nedenlerden dolayı isimsiz kalmaya karar verilmişler. İlk olarak birkaç ayın günlük işler ve başka projeler var. Her şeyi ayrı tutmak istedik diye bilgileri var. Peki bu nasıl saçıyor? Bir refi çatalı gereklidir. Çünkü gelecekteki geliştirme ile ayrılmış token yoktur. Bu refi'nin gelecekte bir geliştirme olamayacağı anlamına geliyor. Ve burada da gerçek pasif gelirden, HODL ve kazandan bahsediliyor. Mesela sahi her işlem için %1 bir ilk ücret uygulayarak ve bu ücreti tüm token sahipleri arasında paylaştırarak çalışıyor. Sahiplerin ücretlerin teslim edilmesini beklemesine ya da yatırmasına gerek yoktur. Ücretler akıllı sözleşmeyle verilir ve anında sahiplerin bakiyesine yansıtılır. Gerçek madeni merkeziyetçilik var. Yani merkeziyetsizlik nedir arkadaşlar? Herhangi bir merkeze bağlı olmadan yani tokenin almak, işte stake yapmak, kar elde etmek, karın yatırması bunun hepsi DeFi projeler için önemlidir ve bu merkeziyetsiz finans projeler için önemlidir. Ücretleri PSA ile paylaşan herhangi bir kurum veya merkezi parti yoktur. Ücretler almak için arayüz gerekli değildir diye de bilgiler vermişler. PSA, DeFi geliri oluşturma kavramını yeniden hayal eden ve bunu DeFi pasif gelir nesline dönüştüren yenilikçi bir Ethereum belirteciler diye bilgi veriliyordur. Çünkü bu ERC20 tokenidir ve buradan da bilgileri alabilirsiniz. Ücretlerle ilgili burada konuşmuşlar. Çift pasif gelirden bahsedilmiş.
sorunlardan bahsedilmiş. Mesela DeFi projelerinde ezici çoğunluğu, merkezi bir partiye güven ve karmaşık hatalı ve kolayca hacklenen sözleşmelere etkileşim gerektiriyor. Bu sözleşmelerde etkileşime girme ödülleri genellikle yeni tokenlerin basılmasından gelir ve temeldeki ödül jetonuna bir değer vermeye çalışan kafa karıştırıcı ekonomik mekanizmalar gerektiriyor. Bu yerler DeFi akıllı sözleşmeleriyle etkileşime girmesi seçenekler için büyük miktarda risk getiriyor. Peki çözüm nedir arkadaşlar? Çözüm sahip bu sorunları çözmek gibi belirtilen riskleri azaltmak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır diye ekonomik açıdan yani işte tasarım bilgisinden ve diğerlerini toplayarak toplam bir DeFi projelerine gerekli olan Passive Income PSI'yı yaratmıştır ve sürdürüyor. Burada ön satışı bölümü var, Twitter bölümü, Telegram kanalı ve diğerlerini de arkadaşlar takip edebilirsiniz. Bu da bakın sayfa ile ilgili bilgiler bölümü. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sistemi kullanabilirsiniz istediğiniz zaman. Bakın burada kolay bir şekilde PCI'dan Ethereum'a yap, işte Ethereum'a PCI'ye geçiş yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bol kazançlar.